Şimdi dirseğimi koydu, koydum yere, arka bacağı gene çalıştırmak için bir el gelsin pervise, kalçamın hizasını gene kontrol ediyorum burada. Ve sol bacağı, kaval kemiğini yerden kaldırıyorum ve aşağı. Ve üç, olabildiği kadar kaval kemiğinin yere paralelliğini korumaya çalışıyorum. Ve beş, altı, yedi, sekiz kalçayı hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Ve 10. Çok güzel. Bacağı tuttum yukarıda. Öne doğru getir. Ve geriye doğru parmak ucunu götürebildiğin kadar götür. Kalçada güzel bir yanma hissedene kadar. Nefes ver gel. Nefes al gene parmak ucu geriye doğru gelsin. Nefes ver çek. Alarak geriye doğru uzat. Ve 4. Ve uzan vücudumda bacağım dışında başka hiçbir yer hareket etmiyor olabildiği kadar üst gövdemin stabilizasyonu korumaya çalışıyorum. Ve son kez uzattım ve bacağı ger ve sağ kol, e, sol kol başın tepesine ileriye ve biraz çapraza gel buluştur dizle dirseyi. ve tekrar uzan kol ileriye bacak geriye. Burada çaprazlama bir şekilde uzuyorum. Ve dört uzan. Arkadaki bacağı iyice geriye doğru uzat ve beş. Ve altı. Ve yedi ve son kez. Uzan. Ve şimdi ayak bileğinden tut. Üst bacağın için güzel bir streç. Bacağı geriye doğru çek, kalçayı öne doğru it topu birazcık uzaklaştırabilirsin. Kalçandan. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Ve doğruldum. Burada yapacağımız hareket için matın birazcık gerisine gitmek isteyebilirsiniz dizlerin matta kalması için. Ve sol topuğunu birazcık kalçaya doğru yaklaştır. Burada dizinin daha rahat etmesi için. Kalçaları koydum. Ellerimi aldım nefes vererek. Hip thrust için önce kalçayı dışarı çıkart, omurgayı iyice uzat ve nefes vererek kaldır ve kalçayı öne doğru it. Nefes al tekrar geriye. Ve nefes ver. Kalçayı öne doğru itiyorum. Posterior tilt dediğimiz bir hareket yapıyorum aslında burada kalkışımı yaparken. Yani olabildiği kadar kuyruk sokumumu yukarı doğru çekmeye çalışıyorum ve belimin arkasını uzatıyorum. Eğer bunu yapmazsanız hareket birazcık yarım kalır.